Merhaba, Londra'da Ulusal Galeri'deyiz ve Jan van Eyck'ın bir tablosuna bakmaktayız. Ben bu resmi Arnolfini'lerin düğünü olarak öğrenmiştim ama bu resmin neyi temsil ettiğine dair tartışmalar sürmekte. Ulusal Galeri, ki en sert ve otoriter görüşü bildirir, yani en çok kabul edilen görüşü diyelim, bunun bir düğün anını değil, zaten evli olan bir çiftin çifte portresi olduğunu söylüyor. Başka bir teoriye göre de bu aslında bir anma portresi. Sağdaki kadın tablodan bir sene önce ölmüş. Tabi bu sadece bazı sanat tarihçilerinin savunduğu bir düşünce. Buradakilerin hangi Arnolfiniler olduğunu bile kesin olarak bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var ki o da burada temsil edilenin Brüjde çalışan İtalyan bir tüccar olduğu. 15. yüzyılın başlarında Brüj ekonomik açıdan çok canlıydı. Adamın zenginliğini portrede de görmek mümkün. Aslında bu portre bir nevi onun varlığı, zenginliği ile alakalı diyebiliriz. İkisinin giysileri, mobilyalar, her şey bu zenginliğin göstergesi. Bazı sanat tarihçileri bu tabloda kadına bir nevi otorite verilişine tanık olduğumuzu söylüyor. Sanırım bu tablonun gizemini tam olarak hiç çözemeyeceğiz. Ama bence bu sadece basit bir çift portre olamaz. Çünkü çok önemli bir şey oluyormuş gibi duruyor. Ellerini birleştiriyorlar, ayakkabılarını çıkarmışlar. E bunların hepsinin sembolik bir anlamı var. Ve o dönemde sembolizm çok önemliydi. Mesela ayakkabıların çıkmış olması genellikle kutsal bir olay olduğuna işarettir. Şam'dan da bir tane mum var ve bence bu Tanrı'nın bir göstergesi olabilir ama kesin olarak bilemiyoruz. Ellerinin birleşme şekline bakın. Adamın eli yukarıda. Belki de aynada gördüğümüz ziyaretçileri karşılıyorlardır. Kapının eşinde iki kişi daha var. Tam olarak bizim bu resme baktığımız yerde duruyorlar. Ne güzel konumlandırılmışlar değil mi? Bence bir şeyler olduğu kesin. Bir tür şahit olma durumu söz konusu. Bence bu hissi tetikleyen şeylerden biri de Aynanın üzerindeki imza. Şamdanın altında. Diyor ki, Johannes van Eyck, Huit Hick, yani Johannes van Eyck buradaydı. Sanatçının varlığını hissediyoruz. Sanatçının tanık oluşunu, bu figürlerle beraber bu odada bulunuşunu hissediyoruz. Hadi gelin resmi biraz daha inceleyelim. Sanat tarihçilerinin üzerinde anlaştığı birçok öge var. Odanın ortasındaki ayna, Resimde ilk fark ettiğimiz şeylerden biri. Görsel gerçekliğe katkı sağlıyor. Çünkü ayna sayesinde odanın arkasından ileriye bakma fırsatı buluyoruz. Ahşap çerçevenin içindeki cam panellere İncil'den sahneler çizilmiş. Videoya bakınca ya da bir kitapta görünce anlamak çok zor ama çerçevenin içindeki bu küçük resimler gerçekten küçücük. Tırnağımın yarısı kadar. Ama yine de oradaki sahneleri ayırt edebiliyoruz. Detaylar inanılmaz bir biçimde net çizilmiş. Detaylara bu kadar dikkat edilmesi Kuzey Rönesansı'nın belirleyici özelliklerindendir. Bu resimlerin bazıları tek bir fırça kılı ile çizilmiş gibi duruyor. Mesela şu köpeğin tüyleri. Köpek ilginç bir öge. Çünkü böyle resmi bir portrede köpek görmeyi beklemezsiniz değil mi? ama aslında köpek çiftlerin bulunduğu portrelerde güzel bir semboldür. Çünkü sadakati simgeler. İkisinin de giydikleri kıyafet özenle yapılmış. Bu ilginç çünkü ikisi de baştan ayağa kapalı ve kalın kumaşlar içinde. Ama dışarıda meyveleri olgunlaşmış bir ağaç var. Yani yaz zamanı ama ikisi de en güzel kışlıklarını giymiş. Bence bu sanat tarihçilerinin kafasını karıştırmış olan bir durum. Pencere kenarındaki meyveler, portakallar onların zenginliğine bir gönderme olabilir. Çünkü Flanders'ta o dönemde portakallar çok pahalı. Bir öneriye göre portakal, Arnolfinilerin ithal ettirdikleri bir ürün. Tabi bu da onların servetinin nereden geldiğine dair bir gösterge. Yanlış yorumlanmaya açık bir diğer konu ise bu resimde olayın yatak odası ya da bir çeşit özel alanda geçiyor olduğu izlenimi. Ama aslında 15. yüzyılda yatak odaları günümüzdeki gibi değildi. Misafirleri ağırlamak için de kullanılırdı. Ve bu odalarda servete ve bolluğa işaret eden birçok şey bulunurdu. Örneğin yerdeki halıya bakın. O hem zevkin hem de zenginliğin bir göstergesi. Kadının giydiği yeşil kıyafete bakın. Kumaştaki küçük kesik kesik motife bakın. Bu çok modaydı. Ya başına taktığı dantel ne kadar canlı duruyor değil mi? Size sıkça yapılan bir yanlış yorumlamadan bahsedeyim. İnsanlar çoğunlukla resimdeki kadının karnına bakıp onu hamile olarak yorumluyor. Sanat tarihçileri ise hamile olmadığı konusunda neredeyse emin. Ama bu o zamanın modası. Yani 21. yüzyıldan bakan birinin bunu yanlış yorumlaması çok olası. Van Eyck hem resimdeki dehası açısından hem de yağlı boyayı daha önce kimsenin kullanmadığı gibi kullanmış olması açısından çok önemli bir sanatç. Renkleri aydınlık, kalitesi yüksek bir resim yaratmayı başarmış. Bu tempera ile sağlanamayacak bir renk cümbüşü. Çünkü ince katmanlar üstüne ince katmanlar uyguluyor. Böylece Şeffaf, parlak bir görünüm elde ediyor ve renkler derin ve zengin oluyor. Bu ışık figürlerin yüzlerine, ellerine, mobilyalara vuruyor. Şamdanın arkasına doğru hafif bir gölge düşüyor. Işığa verilen vurgu Kuzey Rönesans'ının özelliklerindendir. Işık portakallarda ve ayakkabılarda olduğu gibi rengi çok güzel ortaya çıkarıyor. Figürler biraz uzatılmış. Bulundukları oda Yer çok sıkış sıkıştırıyor. Her yerde bir sürü obje var. Anatomiye ve açılara o kadar özen gösterilmemiş olması İtalyan Rönesansı'ndan uzak olduğumuzu gösteriyor. Kuzey Rönesansı'ndayız. Burada dokuları ve desenleri seviyoruz. Yağlı boya kullanımı ve detaylara özen gösteriyoruz. Van Eyck bir usta. Hatta Kuzey Rönesansı'nın en büyük ustası. Hoşçakalın.